Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirdi ve orada, yani ahirette karşımıza çıkacak her şeyi teker teker anlattı. Bir de bunun üstüne her gün birileri bu hanı, bu dünyayı terk ediyor. Yahu bırakın beni, kalmak istiyorum, gitmek istemiyorum dese de boş. Bu mecburi bir yolculuk. Niye korkar ki insan ölümden hocam? İman zayıf ondan ve cahillik. Yani ne olacağını bilmiyor insan, kime gideceğini bilmiyor. Ama bu noktaya nasıl geliyor, oraya bakmak lazım. Yani çoğu bilmediği yere gider ama korkmaz ya da istemezliği olmaz. Bundan neden çok korkuyor, neden istemiyor? İnsan adil ve akıl olmalı. Neyi ne kadar seveceğini ve ne kadar değer vereceğini bilmeli. Bu dünya bir karargah değil. Bunu dünyayı yaratan bize bildirdi. Ne kadar ben burada kalacağım, buradan ayrılmam da deseniz bunlar hep boş. Ama kötü olan yolculuk değil aslında. Yolculuğa hazır olmamak. Bu da tamamen kulun tembelliği. Ölüm niye zor gelir? Çünkü adil ve akil davranmadı. Sahip olduğu şeyler arasındaki dengeyi sağlayamadı. Bu nimetleri ona verenden daha çok sevdi. Ölüm de sınav mıdır hocam? Küçük kıyamet diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kolay değil. Ama hazır olana zor da değil. Onun için Mevlana Hazretleri ölümü düğün gecesi diye isimlendirdi. Düğün gecesi. Biz bu aleme işe giden bir işçi gibi çalışmaya geldik. İşini güzel yapan işçi nasıl ki işini bitirince evine döner, biz de işimiz bitince evimize döneceğiz. Evimiz burası değil, ahirettir. Burası mecburen kaldığımız bir han, bir mekan. Bu çalışmanın ücreti orada, yani ahirette alınacak inşallah. Geç değildir değil mi hiçbir zaman hocam? Son nefes gelmediyse geç değil. Hep bir ümit var mıdır hocam? Evet, muhakkak. Zaten ümidini kaybeden imanını da kaybeder. Kapı hep açık. Yeter ki geç kalma. Azrail aleyhisselam gelmeden o kapıdan girmek gerek. Ne yapmak lazım hocam? Korkuyu azaltmak için daha çok mu korkmak lazım? Hayır, yapmamız gereken önce yanlışı düzeltmek. Biz buraya niye geldik? Onu anlamak en önde. Evet hocam, niye geldik? Çalışmak için. Buradaki her şey geçici. Mesela tatile giden insan gibi bilmeli. Binek kiralar, han kiralar. Ne kadar güzel olsa da bunlar fazla takılmaz. Çünkü bir haftalık olduğunu bilir. Aynı şekilde bu alemde neyimiz varsa kiralık. Vakti gelince teslim edilecek. Sen onun için sende devamlı kalacak olan şeylere bak. Kiralık olmayanlara bak. Onlar nedir? Senin salih amelindir. Yaptığın güzel ibadettir. Yani şöyle bir tefekkür içinde olmalı kul. Bir köprü var, adı Sırat. Bileti olan geçer, olmayan aşağı atılır. Aşağısı ateş. Bileti olan kişi telaşa kapılır mı? Bileti olmayanda sorun. Sen hazır isen ölüme neden ağlayasın ki? Sadece karşıya geçeceksin. Kendine ağlar mı insanoğlu hocam? Evet, yaptığı eksikliğe ağlar. Aklı başına gelince anlar.
bakıra altın değeri vermiş. Elindeki altını, elması çöpe atmış. Bunlara ağlar. Allah gecinden versin, hazırlıksız olan insanların duası mıdır? Kendisi için diyorsa evet. Ama dostu için derse sıkıntı yok. Ne diye dua etmeliyiz? Allah'ım hayırlısını ver diye. Şifa istemeli mi hocam? Tabii ki şifa isteyeceğiz. Ölüm istenmez. Zaman kazanmak için de olsa şifa isteyeceğiz, öyle mi hocam? Hayır. Şifa istememizi istediği için şifa. Anladım. Onun isteği olsun diye, Allah'ın isteği olsun diye kazanılacak zaman hayrımıza mı değil mi bilmeyiz. Onun için hayrı isteriz. Burayı anladık sanırım. Evet hocam. Ölüm sadece bir yolculuk. Hazır olan için sorun yok. Kabir onun için cennet bahçesi olacak çünkü. Allahu Teala iman ile ölmeyi nasip eylesin yeter ki. Peki Allah ehli ölümden korkar mı? Korkmaz hocam. Bu durumda hiç korkmaz. Korkar ama Allah ehli ölümden değil, son andan korkar. Bu korku çok önemlidir ve her Müslümanda olması mecburidir. Nedir? Eksik mi yaptım acaba diye mi hocam? Son anda en büyük imtihan vardır. Herkesle alakan kesilir. Sesler duyulmaz. Kimse seni anlamaz. Yardım da isteyecek mecalin olmaz. İşte o an şeytan gelip senin imanını çalmak için uğraşır. Buna sekeratül mevt, ölüm sarhoşluğu denir. İşte o anda dünyada nasıl yaşadığın çok mühim. Allah ile olana sorun yok. Allah ehli ile olana sorun yok. Onun için bugün sağlam bir Müslüman olmalıyız ki o gün şeytan imanımızı çalamasın. Allahu Teala hepimize imanla huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Amin. Evet, işte asıl mesele bu. Ölümden korkmaz derviş. Çünkü ölüm sabah akşam hasretiyle yandığı, geceleri uykudan kalkıp ismini andığı, onun için dertler ile yanmayı göze aldığı, aşkının çeşminden yana yana kandığı ve kesin olarak onu rahmetiyle karşılayacağını yakinen inandığı o en güzel olana kavuşma anıdır. Onun için bir derviş bugün ölsem tam zamanıdır der. Maşallah, maşallah. Yar nasıl isterse, var ise onun dinine yapacak hizmetimiz yapalım. O derse daha yapacak hizmetin var, tamam. O isterse, o nasıl isterse. Peki ya geride kalanlar hocam? Ağlamak yakışmaz bize ölünün arkasından değil mi? Geride kalanlar, yanımda olanlar hep onun. İnsan haldaşını kaybedince ağlar. Bu çok normaldir. Çünkü o aşk denizinde onunla yüzdü. O Allah'ın ona bir nimeti idi, ikramı idi. Araya ayrılık düştü. Onda da bir gönül vardı. Gönül ise Allah'ın nazargahı. Bir gönül kaybedince üzülür insan. Bu çok normal. Hiçbir şeye tiryaki olmayacağız o halde Allah'tan başka. Evet. Allahu Teala ve ona ait olanlardan başka hiçbir şeye. Ferahlatıcı hocam. Evet. Bugün de bu kadar inşallah. Allahu Teala mübarek eylesin. Amin.